Bu hafta enteresan bir haftaydı arkadaşlar. Oldukça da ilginç gelişmeler yaşandı. Özellikle Perşembe günü Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz arttırımı. Ama onun öncesinde Çarşamba günü de Fed bir araya geldi biliyorsunuz. Ve oradan bir faiz arttırımı ya da varlık alımları ile ilgili bir değişiklik çıkmadı. Beklentilerimiz doğrultusunda gerçekleşti. Perşembe günü beklemediğimiz bir şey oldu. Neden diyeceksiniz? Çünkü piyasanın genel beklentisi Merkez Bankası'ndan 100 baz puanlık bir faiz arttırımıydı. 200 baz puanlık bir faiz arttırımı yaptı. Hatta o dönemde ben Merkez Bankası intihar etti diye bir video paylaşmıştım sizlerle. Ve nitekim bugün Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alındığı haberi düştü. Gece 3 itibarıyla görevden alındı. Yine bir gece operasyonu yapıldı diyebiliriz. Bugün hem Fed'i konuşacağız, hem Merkez Bankası ile ilgili bu gelişmeyi konuşacağız. Elbette kripto paraları konuşacağız. Bolca Bitcoin konuşacağız. Bitcoin neyse ki 100 bin olmadı. Hoş geldin Gökalp. Gökalp İçer bizlerle hoş birlikte. Hoş bulduk. Ben de buradayım. Hoş bulduk abi. Bitcoin 100 bin olmadı. Biz 100 bin olduk. Hadi ya. YouTube'da tabii. Hayırlı olsun. Sağ ol. Abi, çok teşekkürler. 100 bin önemli bir sınırdır biliyorsun bu arada. Aynen. Yani bilmiyordum. İşte öğreniyoruz biz de yavaş yavaş. Hani sağ ol. Senin katkın da çok büyük. Estağfurullah. Hakikaten. Estağfurullah. Çünkü seninle birlikte biraz da şey yaptık. Büyüttük kanalı. Tabii bizim marketing ekibinin inanılmaz bir canhıraş çocukların yatsıyamayacağım inanılmaz bir eforu var. Tebrik ediyorum. Ben de takip ediyorum yakından. Çok teşekkürler abi. Araştırma ekibinin inanılmaz bir. Her gün içerik aynı kalitede ve aynı düzende içerik üretmek çok değerli. Content üretiyor, içerik üretiyorlar. Kanalın adı ne Gökhan? iCrapex abi. Bizim iCrapex. Evet, YouTube'da iCrapex kanalı. Kanalı. Hazinenin desteği var. Orada tabii hani biz hem mesela seninle yaptığımız videolar, işte onun dışında araştırma ekibinin yaptığı videolar, onların hepsi oluyor. Ben de araştırma kökenliyim biliyorsun. Hani oradan da çok da şey üstüne de ihtimam da gösteriyorum. Süper işler çıkartıyor yani takım. O yüzden çocuklara tekrar bir teşekkür ederim senin. Peki 100 bin ne demek abi? 100 bin şu demek. Türkiye'deki en büyük kanalız. Yani en yakın rakibimiz. Yani o diğer borsa isimleri saymayayım. En yakın rakibimizin 2,5 kat üstündeyiz. Onlardan 2,5 kat daha büyüğüz. Dünyada bizden büyük bir tane borsa var. O da zaten biliniyor. YouTube kanalı olarak. YouTube kanalı olarak bir tane borsa var. O da 140 bin civarında. Zannediyorum bu hızla gelecek hafta İngilizce içerik de çıkartmaya başlayacağız. iCrapex Global diye bir kanal daha açıyoruz. Orada İngilizce içerik de çıkartmaya başlayacağız. Bizim şu anda adım attığımız marketler var. Burada çok da önceden söylemiştim. İzleyen, takip edenler bilir. Yani Güneydoğu Asya'da ve Kanada'da, Kuzey Amerika'da faaliyetlerimiz var şu an aktif. Yani iCrapex İngiltere'de bir ofisimiz var. Kuzey Amerika'daki işletmede de RBC ile Royal Bank of Canada ile anlaşma üzereyiz. Bu yüzden sen sorduğunu diye söylüyorum. Yani oradaki operasyonları da desteklemek için bir İngilizce içerik de üreten bir ekip, bir arkadaşımız daha aldık. Şimdi onlar o da başlayacak. Velhasıl böyle global gerçekten dişe dokunur, faydalı şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kripto paralarla ilgileniyorsanız mutlaka kanalı takip edin. Ben her gün takip ediyorum kendi adıma. Çünkü benim de yeni yeni öğrendiğim bir alan ve süper bilgiler var burada. Buradan alın, buradan satın değil. Doğru düzgün analizler yapılıyor. Bence en önemli kısmı da o zaten. Eyvallah. Ha bir de abi Türk kanalının önünde bir yabancı kanal var. 40 bin abone fazlası var. Hadi yüklenelim yani. Tabii evet. Aynen. Hadi yüklenelim geçelim. Dünyada birinci olacağız o zaman. Ondan sonra dünyada birinci olacağız abi. Yani YouTube içerik üretim anlamında birinci olacağız. Birinci borsa olmamıza biraz daha var. Tüm dünyada birinci olmamıza ama Türkiye'de çok uzak bir şey kalmadı. Onun çok yakın iyi. Haberlerini 2020'de veririm inşallah. iCrapex borsa olarak da inşallah dünyada da böyle eyvallah. Çok üst sıralarda olacak. Ben gönülden inanıyorum buna. Peki Fed'le devam edelim abi. Ne diyorsun? Şaşırttı mı seni? Fed şaşırtmadı aslında. Yani Fed devam ediyor partiye. Söyledi o. Ek kaldıraç rasyosu, supplementary leverage ratio dedikleri SLR aslında bizde de onun karşılığı da olan bir şeyi Mart'ta bitireceklerini söylemişlerdi. 31 Mart'ta bunu teyit ettiler. Sadece bu ne yapıyordu? Bankaların ayırması gereken karşılıklardaki hazine kağıtlarını bunun dışında tutuyordu. Artık dışında tutmayacaklar 31 Mart itibariyle. Bu zaten beklentiler dahilindeydi. Pek bir etkisi yok haber anlamında. Bitcoin'le alakalı şunu söyleyeyim. Ondan başlayalım. Daha önce geçtiğimiz hafta yani Mart'ın ikinci haftasından itibaren olan bir yükseliş var Bitcoin'de. Borsaların içerisinde kripto para transferlerinin yapıldığını görüyoruz. Bu Bitcoin için negatif kısmen. Çünkü ne yapacak? Adam gelecek bozacak demek. Ama aynı şekilde stablecoin'de yani Tether, USDC falan bunların da transfer edildiğini görüyorum. Bu da tam tersi pozitif. Birbirlerini nötralize ediyorlar. Bu şekilde kalsın. Yükselen diplerle yükselen bir trendi teyit eden bir hareket var. Bu hareketin de devam edip etmeyeceğinin teyidini
zirvini ancak 62 bin seviyesi, yani bir önceki zirvenin üstünde söyleyebiliriz ama fiyatların o bölgelerde, daha önce de hep işaret ettim, yeni yükseklerde fiyatların çok oynak hareket edebileceğini yatırımcılar bilsin. Bir, Ethereum tarafına Bitcoin'den daha fazla giriş oluyor kripto para borsalarına. Onda işte Bitcoin'de kapıcı %10-12 civarında falan bir hareket var. Onda %17 falan bir hareket var. Ve insanlar genel olarak Ethereum'un transfer ücretlerinden, transaction cost'lardan şikayetçi olmaya başladı. Biliyorsun Berlin güncellemesi gelecek. Onu bekliyoruz. Bir taraftan da bunun, geçtiğimiz hafta konuşmuştuk, madencilik pool'ları tarafında, mining pool'ları, madencilik havuzları tarafında da eleştiriyle ve muhalefetle karşılaştığını biliyoruz. Dolayısıyla Ethereum tarafında bu şekilde fiyatın yükselişini engelleyen başka şeyler var. Teknik olarak baktığında da aslında orada bir yükselen zirveler ama daha da fazla yükselemeyen, işte OBO falan denen şeyler var. Yani yükseliş trendini de Mart'ın başına itibaren gelen yükseliş trendini de 1800 dolar etrafında sanki kırdı gibi görüyorum. Yukarıya doğru mu? Aşağıya doğru. Aşağıya bunu doğru. Kenara bir not etmekte fayda olabilir. Bu bir kalsın. Devam edelim. Link'e bakalım. Link'te biliyorsun Grayscale'ı konuştuk ve geçtik ama Grayscale aslında 3 tane ürün söylüyordu. Link, Filecoin, o bizde yok ve BAT, Basic Attention Token, o bizde var. Link tarafında da ta Şubat'ın sonundan, Şubat'ın 3. haftasından itibaren gelen bir yükseliş ve sıkışma ve bir üçgen görüyorum. Bu üçgende kabaca 30 dolarların zirve yaptığı, 30-31 dolarların zirve yaptığı bir bölgede bulunuyor. Dolayısıyla yükselen dipler ve sıkışan zirveler olan bir görünüm var. Bunu da Link için yine kısa orta vadeli pozitif olarak okumak lazım. Zaten uzun vadede Link için pozitif olduğumuzu söylemiştik. Ama harekete girmek için sanki 30 doların üstünü beklemek fena olmaz. Link'i biz 8 dolarken konuşuyorduk. Tabii. Deniyor zaman zaman geri geliyor. Evet, benim de takip ettiğim kadarıyla. Yani bir 31 oluyor, 30'un altına düşüyor, 29'u görüyor ama zorluyor orayı. Peki BAT abi, ne oluyor BAT'ta ya? Abi şöyle, BAT decentralized borsalarda, yani merkeziyetsiz borsalarda en çok tutulan paralardan biri olmaya başladı. BAT'ın hikayesini biliyorsun. Burada biz daha önce de konuşmuştuk, yani işte Brave denen bir şeyleri var. Ne denir? İnternet servis sağlayıcıları var. Explorer gibi, Firefox gibi falan. Ve bu Grayscale haberiyle birlikte de hareket hızlandı. Ta 0.40-0.50'lerden gelmişti. Hatta daha da aşağıda biz konuşuyorken geçtiğimiz aylarda, yani Ocak-Şubat'ta konuşuyorken aslında 0.40'lar etrafında fiyatları hep konuşuyorduk. Ama şu an geldiğimiz yer 1.18-1.20. Bizim portföyümüzde de vardı. Burada da söylemiştik. %300 mü oluyor abi? %300, evet. %300. Hay maşallah. Pavax ve Algo'da tekrar ekstra bir şey söylemeyeceğim. Çünkü zaten orada hareketin içinde şu an, yani bizim eski söylemlerimizi yenileyen bir şey yok. Ripple abi. Şimdilik. Ripple'da... Ripple durdu duruyor. Durdu duruyor. Zaman zaman bir yükseliyor. Bir 0.60'ı en son denedi galiba. Tekrar 0.40'lara geldi. Biliyorsun o tarafta şeyin arasında, Ripple'ın avukatları ile SEC'nin yetkilileri, official'ları arasında mektuplaşmalar gidip geliyor. O stres yetiyor. Yani fiyatın yükselmesini engelliyor. Normalde 0.38, 0.39 ile tepede 0.48 aralığında sıkışan bir hareket görüyoruz. Normalde şimdi altcoin hareketi, Bitcoin'in dominansında düşme bekliyoruz. O düşmeyle birlikte ve ona şey paralel olarak altcoin'lerdeki yükseliş, mesela BAT'taki, Link'teki, işte Algo'daki, Dot'taki falan hareket aslında benzeri Ripple'da da beklenebilirdi veya XLM'deki hareket benzeri Ripple'da da beklenebilirdi. Ama 0.42 seviyesi henüz aşılabilmiş değil. Sebebi de biraz bu. Abi uzun zamandır merak ettiğim ve hep sormayı düşünüp sonra unuttuğum bir soru var sana. Evet. Bitcoin'le korele, yani paralel hareket eden ya da ankorele, yani tam tersi hareket eden ürünleri hiç araştırdın mı? Baktın mı onlara? Kripto paraları mı? Kripto paralar. Abi yani dönem dönem baktığımız ürünler oldu. Şimdi bir korelasyon matrisi var önümde. Oradan bir şeyler söyleyeceğim ama genel fikri o zaten şu. Yani bunu hiç bakmadan da ankorele ürün neredeyse yok gibi bir şey olabilir yani. Yani öyle olması lazım. Korelasyon negatif olduğu ürünler. Düzeltiyorum. Negatif değere sahip, negatif korelasyonu olduğu ürünler olabilir ama ankorele olmaması lazım. Ama ankorele ürün olabilir. Dönem dönem olur bu. Yani korelasyon çok düştüğü, sıfır bölgesine yaklaştığı ürünler olabilir. Korelasyon ne demek? Korelasyon iki ürünündeki hareketin veya değişimin aynı ya da benzer oranlarda olduğunu anlatan aslında bir şey. Bunu söyleyebiliriz insanlara. Pozitif olması, bire yaklaşması onun, o iki ürünün birbirleriyle aynı gitmesi demek. 0.50'nin üstünde olması anlamlı demek bu. Eksi 1 olması, birinin yükseliyorken birinin düşmesi demek. Eksi 0.50'nin üstü anlamlı demek falan. Artı 0.50 ile eksi 0.50'nin arasındaki az korele ürünler demek. Sıfır etrafında çok yakın ürünler de ankorele ürünler demek. Böyle kabaca çok anlatabiliriz. Ethereum'la neredeyse 1'e yakın. 0.88. 30 günlük pencerede. Bu pencereyi ne kadar daralttığınız ve genişlettiğiniz hareketle alakalı etkiler. Yani şöyle düşün. Yılbaşından 1 Mart'a baktığınızda bütün ürünler
yükseldi ya. Hani ürünler kabaca %200 ila %300 civarında yükseldi. Değil mi? Aynen. O zaman hepsi korele gibi görünür. Hepsi korele gibi görünür. Bravo. Yani hafta başında haftalık aldığınızda bu farklı görünür falan. Ethereum'da 0.88'miş Bitcoin'de. Bakıyorum Ripple 0.60'mış mesela. XLM 0.79, 0.80. BAT 0.48. Bu 30 günlük pencerede buna bakıyorum. Algo 0.70'miş. 7 günlük pencerede bakayım. 24 saatlik pencerede de bakıyorum. Mesela onda daha değişecek. BAT 0.12'ye düştü. Ankoreli oldu bir anda. Yani işte şey korelasyon bayağı azaldı. 0.51 civarında şey algo. Ethereum 0.84. Ripple 0.33 falan. Yani aslında markete paralel yükseliyor. Zaten bu şu an yükselirken bu arada biz yükselen bir grafiğe bakıyoruz aslında. Yani 7 günlük ve 30 günlük pencereler hep böyle. Düşen fiyatlarda ise bu birazcık daha farklılaşır aslında. Sebebi de şey o düşen markette bunların betaları yüksek. Bitcoin 1 gidiyorken onlar 0.70, 0.60, 0.80 gidiyor aslında. Veya işte sonrasında devam ediyorlar biliyorsun. Düşerken ama onlar paldır küldür düşüyor yani. Duyarlılık düşüşe satış olan duyarlılıkları daha fazla. 24 saatlik pencerede baktığımda ise Ether'in hala 0.80. Hepsi pozitif ama yani. Hani teker teker saymayayım şimdi. Yani hepsi pozitif. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim efendim. Görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler. Rica ederim. İyi hafta sonları diliyoruz efendim. iCrapX YouTube kanalı takip etmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. 140 olduğumuz zaman dünya birincisi olacak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi pazarlar herkese. Sağ olun.